Digital Racing'de Zafer Turu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. 3 haftalık bir araya giriyoruz ama araya gayet güzel bir şekilde giriyoruz. Olaylı Avustralya Grand Prix'sini Barkın Kızıl'la konuşacağız. Nasılsın Barkın? Fena değilim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. 3 hafta sonra Bakü Azerbaycan Grand Prix'si olacak. Orada da zaten sprint haftası olduğu için olaylı bir şekilde geri döneceğimizin garantisini buradan verebiliriz. Ama olaylı bir şekilde araya gidiyoruz. O da güzel oldu. Bir kısmı gerçekten heyecanlı bir hafta sonu olduğu için. Diğer tarafı da FIA'nın yine <laughs> seçenekler arasından gidip en yanlışını tercih etmesiyle herhalde onunla konuşmaya başlayabiliriz. Kevin Magnussen'ın bu buradan döner ya iç sesiyle <laughs> Bir şekilde otomobili döndürememesi <laughs> ki o kaza da çok acayip çünkü gazdan ayağını çekmiyor. Ciddi bir önden kayma var. Son anda ayağını çekip hani arkası kaysa vursa falan bir şey değil. Baya baya zorlarken bir şekilde döner buradan deyip bir şekilde kendini duvara vurmayı başardı. Twitter'da tabii, da yazdım Markus Eriksson'un temasıyla. Tabii Marcus Eriksson'un temasıyla. öyledir. Tabii. Haas cephesinde. Haas, manasız kazalar yaptığında Marcus Eriksson'dur tabii. Ee, bir de yani tabii ki biz buradan Ahkam kesmek çok kolay olduğu için ben Severim yani <laughs> kolay şeylerde <laughs> e, Ya formül pilotu olmaya dair herhangi bir e, Bilgimiz tecrübemiz bir şeyimiz yok ama dışarıdan Çok garip gözüne ama görünen seni bir... de yani Yan Magnussen'e itsin Bu paralarla bu işleri yap sen de Olabilir. Kullanabilirsin belki bilmiyorum. Ya i̇çinde ne var ne yetenek var bilemem de. Denenebilir en azından. Deneyebilirsin en azından. Evet. Formula 1 otomobili ve denemek demişken güzel de böyle bir cross promotion yapalım. Ee, sevgili Berk Sarıoğlu'nun e, Formula 1 otomobili kullanma e, hikayesinin e, güzel videosunu da e, sağda solda bir yerlerde çıkacak e, şeylerden bulabilirsiniz. Burada. Tarafta, orada çıkabilir. Çok emin değilim. Benim bu tarafta da çizim galiba çıkacak, da evet. Zaten çok güzel şeyler anlatıyor. Ona da Digital Racing ailesine hoş geldin diyelim buradan. <laughs> Ama Formel 1 otomobili kullanma videosunu da izleyebilirler değerli izleyenler. Hatta bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirler. Çok güzel bir özellik. İzledikleri değil mi? videoları beğenebilirler. Yarışseverlerin desteğini görelim. Yorumlar yazabilirler, biz okuyoruz yorumları. Bildirimleri açabilirler. Her şeyi yapabilirler Çok fazla seçenek var. Aynen öyle. Aşağıya zaten yorumları kendilerinden de dinleyeceğiz. Ki zaten şundan bahsetmek gerekiyor. Son bölümdeki kaosa gerek var mıydı? Siz olsanız ne yapardınız? Bunu <laughs> hep soruyoruz zaten. Evet. Ya gelen cevaplardan da yarış yönetiminde yer alabilecek izleyicilerimiz kesinlikle var. Fiya'dan daha iyi <laughs> kararlar verebilecek insanlar var. İşte çok evet. koymuyoruz tabii ama. Gerek kime göre? Yani şimdi mesela ...yayıncı kuruluşlara göre... ...var, gerek. Aha. ama Formule 1'e göre, FOM'a göre var. Var, kadar onlara var. göre var. Entertainment. Ee, ama mesela spor izliyoruz ya... ...o spor... ...kavramı içinde... ...gerek var mı böyle bir... ...hem sağlık... ...riski taşıyor... ...bir yandan. Kaza çünkü her an olabilir. Çünkü şey yani... yani ...tek kurşun 2-3 tur atılacak. Maksimum 3 tur atılacak. Ee, ve 3 turda... DRS bile açılmıyor işte hani iki türse iki türde hesaplayalım Hı -hı. şey bir kurşun atıp bir kere öne geçip Avustralya zaten geçiş yapması da kolay bir pist değil pek hani baştan bir tutturup yakalarsanız hiç normalde Red Bull'a karşı mesela yapamayacağınız bir e, hareketi yaparak önüne geçebilirsiniz Red Bull'un sonuç alabilirsiniz oradan o yüzden de herkes tam gaz gözünü karartıp gidiyor yani e, durarak start kırmızı bayanlardan durarak start bence çok saçmaydı. Detaylarını konuşuruz zaten. Zaten birçok etkilenen, çok kötü etkilenen isim de oldu. Yarışı iyi götürüp bu sebepten yarışı mah falanlar da oldu. Bir de sayılmayan turda cezalar falan geldi. Puanlar gitti. Çok garip oldu. Sen ne diyorsun? Ya şöyle bir durum var şimdi. Magnussen'in kazası 58 turluk yarışın 54. turunda oldu. Arkasından güvenlik aracı girdi ve kırmızı bayrakta 55. tur içerisinde çıktı. Kırmızı bayrak çekildi. Hı hı. O yüzden ya burada olması gereken şey sanki şöyle bir durumdu. Yine sıkıcı olan bir sonuç. işte geçen seneki Monza gibi yarışın sonuna kadar temizlenebilirse temizlenir. 57. tura kadar, 57. turun başlangıcına kadar temizlenebilirse temizlenir. Bu arada güvenlik aracı arkasında tehlikeli bölge içerisinde yavaş gitmek suretiyle tur atılır da yeşil bayrak çıkıyorsa tamam çıkar çıkmazsa da güvenlik aracı arkasında yarış biterdi Zaten bence. güvenlik aracı arkasında bitti yarış bir de. Hayır e, bir de o evet Kırım oldu gibi. arada evet, ondan doğru. sonra güvenlik aracı arkası yine heyecanlı bitmedi. Ha, yani. En azından denediler diyeceklerse de ona da katılmıyorum. Ben güvenlik aracı arkasında bu yarış ya şey olur e, bariyer e, onarmak zorunda kalırlar Albon'un kazasında Hı. olduğu gibi. Orada mantıklı evet orada pist üstünde bir çalışma var belli bir süre alacak bu. Orada kırmızı bayrağın çekilmesi mantıklıydı kırmızı bayrağın sallanması. Ama burada güvenlik aracı arkasında yarış devam edecekti. Son turda yeşile dönerse döner, dönmezse dönmezdi muhtemelen de güvenlik aracı arkasında bitecekti. Evet belki en eğlenceli son olmayacaktı. Bu kadar e, kaotik bir e, yarış sonu olmayacaktı. Belki biz biraz daha az izlenecektik ama e, bizim tarafımızdan baktığımızda avantajlı olmasına rağmen çok gereksiz hiçbir sebebi yokken Pardon filmindeki gibi yani. Aral Market'in başına Y sonuna koymak öyle. suretiyle Gerçekten yaralı yaptılar öyle. yarışı yani. Yani Alp'in takımının başına Y sonuna <laughs> koymuşlar gibi bir durum Alpin oldu. Alp'in durduk yere bir 4 milyon euro falan içeri girdi bu tarafa. Evet ve Hep yani durduk yere. sonuna kadar itiraz edeceklerdir ve yani daha doğrusu bununla ilgili söyleneceklerdir. Haklılar da çünkü bütçe kısıtlamasının olduğu bir şeyde. Ya buna Mick Schumacher'in bile kalkıp itiraz etmesi gerekiyor. Bu otomobil kazalarından dolayı çıkan masraflar yüzünden ben şu anda Toto Wolff'ün yanında ayakta duruyorum. Bacaklarım benim beni çok zorluyor diyerek. Ee, yani e, diğer ihtimal Kırmızı Bayrak'tan sonra güvenlik aracı arkasında başlayabilirlerdi. Bu da bir ihtimal çünkü artık Kırmızı Bayrak çıktığında kesin bir şekilde durarak start gibi bir durum yok yine. Evet, yarış yarış yönetimi ve yarış direktörü karar veriyor buna. Bunu yapabilirlerdi. Kırmızı bayrağın arkasından güvenlik aracı arkasında bir tur. Ardından da hareketli startla yarış 56. tur içerisinde başlayabilirdi. E son 2-3 tur yine yarış olabilirdi. Damalı bayrakla bitirebilirlerdi. Olabilecek yine gittiler. En kötü sonucu seçtiler. İşte. Bir de şeyi görmüş olduk. 2021 Abu bir de kırmızı bayrak çıktıktan sonra durarak start olmazmış. Onu da gördük. En heyecanlı Bence. sonu seçtiler işte. Yani Ama nasıl heyecanlı? Bıçak sırtı, adrenalin yüklesin de ne olursa olsun öyle bir heyecanlı son. Yani ben müdahale ya heyecanın içerisinde pilotların sağlığı tehlikeye giriyor öyle bir heyecan müdahale edildiğini bilmiyorum. düşünüyorum açıkçası Hı -hı. yani aynı monotonluk sıkıcılık kırılsın diye çünkü diğer türlü hakikaten Red Bull'u yenemiyor kimse belli yani. Verstappen'i yenemiyor kimse. Bugün kim kazandı? Ya yine Verstappen kazandı da işte yani belki kazanamayabilir belki kazanamayabilir de yani ilk yarış startı gibi olsa mesela. Hı -hı. O da enteresandı mesela. İlk defa o kadar yavaş kaldığını gördük evet. çok uzun süre sonra. George Russell'ın ilk defa, e, ya yani Verstappen'e karşı birinin bu kadar dirsek çıkartarak Lewis Hamilton'ın belki daha önceki yıllarda yapması gereken tarzda bir agresyonu gösterdi. çok Geçen tadındaydı. sene mi konuşuyorduk? Verstappen'in startlarda bazen yavaş kaldığını. Hmm. O tarz bir start oldu çok uzun bir süre sonra ilk defa Verstappen'de. Onu da değerlendirdir Russell. Evet onu da çok iyi değerlendirdi. De. E, bu yarışın sonuna dönersek yine orayı toparlayıp kapatalım. Yani Kırmızı Bayraktan sonra durarak start... ...bir seyirci olarak... ...işte bu işin... ...işini yapan, yayıncılığını yapan insanlar için ...evet en heyecanlı e, opsiyon. Ama en heyecanlı opsiyonu seçmek değil... ...en doğru opsiyonu, en kurallara uygun... ...en güvenli opsiyonu seçmek FIA'nın görevi. E, diğer kısmını düşünmek Formula 1 ve form yönetiminin görevi. Veya onlar kendi çıkarlarını tabii ki... ...haklı olarak e, gözetmek durumundalar. Bu aradaki durumun yani bir kısmının... E, ...işin spor kısmından... ...diğer kısmının işin eğlence kısmından... E, ...sorumlu olma kısmında aradaki çizginin bulandığını görüyoruz biraz bence. E, bu birazcık sorun. E tabii şöyle de bir durum var. E, sezonun başında e, Muhammed Bin sezon başlamadan önce Formel 1 hakkında ileri geri konuştuğu için, gerçekten ileri geri konuştuğu için e, biraz kozda vermek zorunda kaldılar e, diye düşünüyorum. Formel 1 yönetimi ne isterse yapmak zorundalar şu anda. Çünkü Formel 1'in FIA e, içerisinden çıktığı bir noktada FIA'nın sürdürülebilir bir federasyon olma ihtimali yok muhtemelen. Evet çok ciddi anlamda dünyanın her tarafında işler organize ediyorlar. Ama ekonomik olarak bu işin yürüyebilmesinin sebebi de Forno 1 fiyayı Forno 1 çekiyor birbirleri için varlar neredeyse ve Forno 1 o kadar para etmez ya da işte gerek yok böyle şeylere gibi e, belki ha, dünyanın çoğu ülkesinde borsa manipülasyonu olarak değerlendirilebilecek açıklamalar yapıyor olması ve sonrasında biraz el çektiriliyor olması Forno 1'den direkt sorumlu değil mesela artık şu anda bence biraz Formula 1'in istediği şeyleri yapmak zorunda da kalıyor FIA biraz bunun durumu aralarındaki bir çatırdamayı bir uzaklaşmayı da istemiyorlar mantıklı olarak ama işte yani ilk başta düzgün konuşan bir başkan olsaydı da geçen sene abuk subuk konuşuyorken işte Fettel hakkında Hamilton hakkında Norris hakkında biraz bir geri çekebiliyor olsalardı şu an bence bu durumda olmazlardı o yüzden senin söylediğin o anlamda katılıyorum burada yani bu yarışın izlendiğine dair bu yarışın e, belli bir eğlence değeri olduğuna dair düşünürseniz doğru kararı veremezsiniz tabi e, gözlem yapıldığında biliyorsun <laughs> atom altı parçacıklarının hareketleri değişiyor burada da öyle bir durum var yarış yönetimi olarak sen kimse izlemiyor bu yarışı sanal bir ortamda veya işte e, seyircisiz gözlemci olmayan bir ortamda en doğrusu ne olurdu diye seçmen gerekiyor o da güvenlik aracı altında uygun şartlar yaşanabiliyorsa yaşanır son kaç tur içerisinde e, yeşil bayrak çıkacaksa çıkar. Öyle bir durum vardı bence. Olmazsa da güvenlik aracı arkasında yarış bitebilirdi. En en kötü ihtimalle ikisinin ortası bir şey olarak da kırmızı bayraktan sonra senin de söylediğin gibi güvenlik aracı arkasında bir safety car restart olarak yarış başlardı. Ya, bu en kötü seçenekti. Üstüne bir de garip bir karmaşa oldu. Sonra kurallara da kurallara aykırı değil bir yandan onu da söyleyelim. Ya, kurallar dahilinde pek çok şey yapabilirsin ama. Ya zaten bunu yaptılar işte. Geçen şey önceki sene yani. geçen sene değil tabii. Önceki sene Abu da bir de de yarış direktörünün mesela inisiyatif kullanıp istediği gibi yarışın sonunu manipüle edebileceğini öğrenmiştik. Yani kural kitabı takımlar etrafından dolaşıyor diyoruz ya. Kanun hükmünde e, spor herkes, herkes Herkes etrafından dolaşıyor yani evet. bunu yarışı yöneten de Hı -hı. hatta fiyayı yöneten de belki Hı -hı. zaman zaman etrafından dolaşıyor. Çok Ama orada bir, bir şey var tabii yani force Majör denilen yani zorunda kalındığında olağan dışı durumlarda inisiyatif alma durumu var. Nerede zorunda kalınmıştı? Hayır işte onu söylüyorum zaten. Olağan dışı bir durum ya da zorunda kalma durumu olmadan o inisiyatifi aldığın andan itibaren işin ayarı kaçıyor. Kantarın topuzu kaçıyor gerçekten. O yüzden dediğine o anlamda da katılıyorum. Yani kurallarla işi kotarabiliyorsan, eee inisiyatif almaman gerekiyor. Yani ya tamamen yarış direktörüne biz güveniyoruz abi bir tane adam var burada. Evet. Her şeyi bizim yerimize o karar verecek. Ona okeylerse bilmiyorum ya yani ben buradan e, bu ülkede yaşayan bir insan olarak okey olmamaları gerektiğine dair tecrübelerim var. Ya da bu bir teknik regülasyondur. Sportif regülasyondur. İkisi bir arada. Sportif regülasyon için yarış kısmındaki kısmı tabii ki. E, burada ne yazıyorsa kim gelirse gelsin onu uygulayacak. Ben sana bir şey denemdir. söyleyeyim mi? Bence Olması öyle gereken değil. O. Bence sportif regülasyonun da epey bir baştan yazılması gerekiyor. Ona katılıyorum. Ben ideal şartları Çünkü söylüyorum. Çünkü Michael Masi Michael Masi dendi. Michael Masi gitti. Nils Wittig geldi. İşte Eduardo Freitas'ı Freitas yediler çok iyi geldi. Adam diyorduk Eduardo yani. Freitas'ı biz 10 senedir falan bu adam en iyi yarış direktörü dünyanın. Doğru. Hani bu adam en iyi seriyi de bu yönetsin, Formula 1'i de bu yönetsin. Hı hı. falan diye konuşuyordu. Doğru. E o da geldi. Onun da verdiği abuk bu kararlar var. Doğru. Yani sportif regülasyonların bence de herkesin anlayabileceği ve işin içerisindeki detaylarda kaybolmayacağı. Evet. Sürekli... Fluluğu kaldırsınlar. Gri noktaları elesinler mümkün olduğunca. Evet. Çünkü belli ki çalışmıyor. Yani evet teknik regülasyon nasıl herkes her şeye tam anlamıyla kısıtlamayı hedefleyip bunu başarıyorsa ki o bile zor başarıyor. Çünkü takımların hep yaratıcı fikirleri oluyor. Hı hı. E, ama burada durum öyle değil. Yani teknik regülasyon takımı kısıtlıyor. Takım... Hı hı. ...sonuçta performans almak için... ...onun etrafından dönmeye çalışıyor. Hı. Halbuki sportif regülasyon öyle değil yani... ...yönetici zaten kural koyan tarafta olduğu için... ...birebir uygulamaya çalışacak yani bunu. Herhalde diyorum ki ben... ...açık olmayan... ...maddeler açık olmayan kurallar var. Yani yarış sonuyla ilgili bir kural yok. Mesela işte... NASCAR anlatıyoruz. Ee, çok net yani yarış sonundaki kural. İki tur kala bir olay olursa... ...uzuyor. Caution oluyorsa... ...eğer iki tur uzuyor o iki turun biri bittarken bittiğinde herhangi bir kaza bir daha olmuyorsa diğer turda ne olursa olsun yarış o şekilde bitiyor. Evet. Bitti yani hani buna artık müdahale etmenin tek bir yolu var. İşte o sarı bayrakları çekecek misin çekmeyecek misin? Onu karar evet. veriyorsun. Ona karar veriyorsun. O da kaza varsa çekiyorsun. Çok zor kaza bir şey değil varsa yani. Orada çekiyorsun, tereddütte yaşamıyorsun. Diyorsun ki yaşayan. uzasın. Bir daha uzasın. Evet. Üstüne bir de e, yarış tekrar başlamadan önce yani artık yarış ilerleyecek tur sayısı kalmadı. Belli ki güvenlik aracı arkasında bitecek gitti. Öyle olmak zorundaydı çünkü yani zaten. E, ve o başlamadan önce de bu sefer sıralama nasıl olacak karmaşası yaşandı. ...Hürkenberg podyum yapar mı acaba gibi bir şey ben düşündük. Ben o muhabbeti hiç anlamadım. Bana bir açıklamak ister misin? Nasıl podyum yapıyor Hürkenberg? Yani şöyle e, Niko Hürkenberg'in dördüncü olduğu... ...yani Sainz'ın Alonso'ya vurduktan sonra... ...Hürkenberg'in dördüncülüğü yükseldi. Arada Stroll de e, pist dışına çıktı. Fren yapmayı unuttu üçüncü virajda. Veya yine bir şeyler oldu. Kendisine de direkt buradan ama. <laughs> Oradaki yani pist üstünde sektörlere falan bakılmadığında... E, ki sıralamada e, ...Niko Hülkenberg dördüncü önünde de beş tane ceza alması muhtemel bir Carlos Sainz vardı. Öyle olsaydı Hülkenberg üçüncülüğe çıkacaktı. Anladım ama Alonso nereye gitti yani? Ama Alonso zaten o kazadan sonra gerideydi ya işte. Ama doğru olan kural o değildi zaten. zaten Alonso mümkün da söyledi. mümkün değil ki böyle bir şey olması. Mümkün olan şey. Gerçi <laughs> şey, Anladın evet. mı demek istediğim şey? Yani saçma, <gülüyor> <gülüyor> saçma sapan bir şekilde bir icat çıkartıp böyle bir şey yapma ihtimalleri vardı. O yüzden söylüyorum Hülkenberg'in podyumunu yediler. Sınavda da, da podyuma çıkıyordu az da. Çıkabilirdi. O da bir arkadaydı Ma e Magnus sen diyordun. Hı hı. Yani öyle bir durumda yaşanabilirdi. Doğru olan tabii ki he henüz bir sektör, henüz bir tur tamamlanmadığı için aynı zamanda. E Kırmızı Bayrak öncesindeki hı. sıralamanın ortaya çıkmasıydı. E o yüzden de zaten Alonso hemen itiraz etti. E Onun üçüncülüğü geri geldi. E ki o kaybettiği üçüncülükleri fiyadan geri almaya çok alıştı. İyi gel Cezaydı konuşalım bari. Evet. Çünkü dedin ki hiçbir şey Olma, hani otur iptal sayıldı. E Carlos Sainz çocuk ağladı tersizde Ceza aldı yani o olmayan turdan. Gazli ceza puanı aldı galiba değil mi? Almadı. Almadı kurtardım, mı? Kurtardım. Tamam ben en son yarışmayı takip Yoksa yarışacak. Akşam yoksa. indikara falan da girince evet. bakmadım bile. Yok, Bakamadım daha doğrusu. İyi bari. Haas böyle bir yalandan itiraz etti. Tam da belli değil. ne itiraz ediyorsunuz? Ediyoruz bir tutarsa gibi bir şeyleri vardı. Bugün Çok de detaylı değildi açıklamaları yani. diğer Gazli gitmişti. Pierre Gazli gelmişti. Uzun süre sonra çok güzel yarışmıştı. Evet doğru. Çok üzüldüm. Yazık oldu onlara. Yani bir de şöyle bir durum var şimdi. Esteban Ocon haksız değil burada. Gazli yanlış yapıyor ya. Pierre Gazli çok yavaş bir şekilde ki yani zaten... Carlos Sainz'ın Alonso'ya vurmasının sebebi de Pierre Gazi. İkisi de geç frenaj yapmak için birbirlerini zorluyorlar. İkisi de frenajı kaçırıyor. Gazi pist dışına çıkıyor. Sainz Alonso'ya vuruyor. Oradan sonra da Gazi çok yavaş bir şekilde yarış çizgisine doğru geliyor. Arkasında sıkıştırdığı yerde o konu görmüyor. Onu daha da sıkıştırıyor ve kazaya sebebiyet veriyor. Normalde bunu o konu yapar aslında. Her zaman değil bakmadan. işte onu düşünüyordum ben. Şimdi biraz Reddit'te falan da bu şeyleri tekrar listelemişler. Geçen seneye ve biraz öncesine baktığımızda o konunun öyle bir durumu var ama şeyi hatırla e, zamanda Perez'le Ocon e, Force India'da birbirlerine vurdukları zaman, Racing Point'te vurdukları zamanda da ya Perez'in de ciddi hatalı durumları vardı ama o konuda bir takım arkadaşım Sen de şey var. Ya takım arkadaşı değil ama Brezilya'da tur bindirirken Ya tabii ki. Bindi. Tabii ki tabii ki ondan bahsetmiyorum. Yani çok saçma hareketleri vardı o konuda ama takım da benim de aklımda hep şey kalmış. Ya o konu hep takım arkadaşlarıyla kaza yapıyor gibi. Takım arkadaşlarının o konuda kaza yaptığı da çok fazla durum var. Aklımızdaki imajın biraz daha dışındaymış o. Ee, yani o da onlar için şanssız oldu. Alpin puansız ayrıldı çifte puana giderken. Ee, yani gerçekten o karmaşa her şeyi değiştirdi. Şunu da söylemek lazım tabii. Yani yarışa etki etmiş neticede bir temas yaşamış. O tur geri alınıyor ama şey gibi değil. Yarış oyunlarındaki geri alma gibi bir şey olmadığı için o cezanın verilmesi doğru Carlos Sainz'e. O teması başlatan kişi sonuçta kendisi. O zaman Gazze'ye de verirsin. Ya Gazi'ye zaten verilmemesinin sebebin herhalde yarıştan ben cezası olmaması olduğunu düşünüyorum. Çünkü kazaya sebebiyet veren Gazze. Dolayısıyla da e, bir ceza ve e, iki puan veriliyor olsaydı men cezası alacaktı. Jack Doon yarışacaktı. Ee? Bir sonraki yarışta işte Fia'nın yanlış... Kural kural ya. Hani. Ha işte Fia'nın yanlış şeyi birazcık bu. Bu sene biraz daha işte e, pilotları rahatlatmaya çalışıyoruz bu e, ceza puanları için dediler. Ama ceza puanlarının verilmesi yani, gereken yerlerde, şey. yerlerde de ceza puanı vermek gerekiyor o zaman. Niye böyle bir sistem var? Ve yani bir yarış daha sabrediyor olsaydı puanları da azalıyor Gazze'nin kurtaracaktı yani. Ee, burada bence de ceza puanı verilmemesi konusunda e, senle aynı fikirdeyim. Çünkü ya Sainz'a ceza veriliyorsa Gazze'ye aynı ayda verilmesi gerekiyor. Ben %100 katılıyorum. Evet. Hatta ya Alonso Sainz'la ilgili bir kelime bir şey söylemedi kazadan ağır sonra. Ağır bir demiş hatta cezaya. Direkt şeye yarış yönetimine salladı. Evet. Hani bunu yaparsanız sonucu bu olur. O bana çarptı falan sıfır evet. hiç. Yani, o start hiç. öyle bir şey. Yani i̇lk dur kazası aslında bakarsan. Ben yani... ben cezanın ağır yani o kadar sıkışıklıkta hmm. siz bunu böyle kompres hale getirirseniz. İlla birisi birisine çarpacak çünkü söylüyorum yani <laughs> Sainz'ın mesela yarış normal akarken podyum şansı ne kadar? Yüzde on beşti. Belki. Evet. Ama burada yüzde otuz kırk belki. Hani <laughs> deneyecek yani mutlaka deneyecek. Gazli için de aynısı geçerli. Onda yüzde ondu. Belki yüzde beşti. E ama burada yüzde yirmi belki şansı var. Hani önde bir tane olay olsa hemen yandan kendini atabilse iki tur gidecek sadece podyum. E öyle olunca böyle oluyor işte. Evet. Yani verilen cezanın da ağır olduğunu söylemiş Alonso e, Sainz için. Onun tarafında da bulunmuş sonrasında ceza üstüne de. Ya yani bence de bu Sainz'a yazmaz ama yani ceza doğru fakat bütün bunları bu karmaşanın sebebi Fia'nın yine kendinden haberdar olmaması. Yine e, sportif kısmı e, sportif etiği belki de e, eğlencenin bir basamak arkasına koyuyor olması. Yani burada ile FOM tekrar söyleyelim işin federasyonu ve e, işin Formula bir kısmı birbirinden o kadar ayrı gibi görünmüyor. E, ortak bir komisyon kurmuşlarcasına e, bazen yarışın daha heyecanlı olması için hamleler yapılıyor. E, o da doğru bir şey değil, gidişat da çok iyi değil ama bu şey demek değil tabii ki. Yani işte ya Liberty Media geldi, e, F1 işte farklı bir noktaya çekti. Onlar tabii ki oraya doğru çekmeye çalışacaklar çünkü buradan para kazanmaya çalışıyorlar. Ama federasyonun da en azından biraz pazarlık payı bırakıyor. En azından onların da diğer taraftan çekiyor olması lazım. Ee, sıkıntı orada yani yoksa e, iki tarafında da e, kendi menfaatlerine, kendi doğru bildiklerine göre işi hareket ettirmesi ve dolayısıyla Formula 1'in bir tarafa çok fazla seyirtmeden düz bir çizgi e, içerisinde gitmesi gerekiyor. E, o birazcık e, işin tadını kaçırıyor. Belki bir ihtimal Otmar Safnar'la konuşma şansım olacakmış. Bu Bakü'den sonra ya da önce. Şeyi soracağım. Sorabilirsem eğer öyle bir şey mümkün olursa. Bu Netflix anlaşmasından sonra gerçekten hani böyle bir kırmızı bayrak olayı yaşandı. Netflix'in bu drama kovalaması ile ilgili bir tepki vermeyi düşünüp düşünmediklerini sormak istiyorum. Güzel. Yani. Ne kadar samimiyet olduğuna bağlı üstü röportajda. Açıklayacaktır, bir şey diyecektir bir Hı -hı. şey derse. Kapalı bir toplantı gibi olacak galiba Hı -hı. röportaj gibi Güzel. değil. Merak ediyorum ne söyleyeceğini. Kolesterol seviyesini de sorsana. Piyastriye bayağı tuzlandılar çünkü biliyorsunuz tuz kolesterol yapar. <laughs> On değil de 1 takımlarında milliyetçiliği sorabilirim. Ha olabilir. Ferrari üstünden de örnek olabilir. vererek. Olabilir evet yani artısı, artısı nedir, eksisi nedir diye. Evet. Güzel bir senle şey yaparız. neler. Sen güzel sorular hazırlarsın zaten de. Ya öyle ben hani bireysel değil böyle bir grup etkinliği olacak Olsun galiba. Canım, İki soru de. belki çıkarsa bunları bir sormak istiyorum, merak ediyorum ne düşünüyor. Çünkü bir de herkes de çok gönüllü gözüküyor bu Drive to Survive'a evet. katılım sağlarken. Yani hiç öyle uzak durmaya çalışan birileri var gibi de durmuyor. İlk yıllarda gerçi Red Bull'la şey, Ferrari ile Mercedes biraz uzaktı. Ama Terstepen şimdi ben uzak değil, duruyordu o da katıldı. Toto Wolff şimdi yıldızı oldu yani şu. an. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Real dışı <laughs> yıldızı gün dışı aynıdır zaten. Ya, o zaten. <laughs> Peki e, Avustralya'ya dönersek e, Red Bull'u Gerçekten ancak Red Bull durdurabilir gibi görünüyor. Perez'in yaşadığı evet. fren probleminden dolayı pit yolundan başlamıştı. Beşinci sırada bitirdi. Bir önceki yarışta Max Verstappen 15. likten ikinciliğe çok kolay bir şekilde çıkmıştı. Yine kendi mekanik problemleri nedeniyle. ya yani Onun dışında tek turda da yarış temposunda da üç farklı pistte, üç farklı tür pistte kimsenin yanına yaklaşabildiğini görmedik onların. O yüzden hakikaten ilginç oldu. Avustralya'da tarihlerinde ikinci kez 2011'de Vettel'in pole artı galibiyetinden sonra... İkinci kez hem pole pozisyonu hem de galibiyet aldılar. Sadece burada ikinci kez kazanmış oldular. 132 potansiyel puanında e, 123'ünü aldılar. İşte ilk yarıştan tek kayıpları Guan Yu en hızlı turuydu. İlginç bir kayıp. E, i̇kinci yarışta full çektiler zaten. Verstappen en hızlı turu aldı. Duble yaptılar. Bu yarışta da Perez'in beşinciliği. E, yoksa Max Verstappen de yine en hızlı turu aldı. Diyecek bir şey yok. Tamam, pardon Perez'e gitti en hızlı tur. Özür dilerim yine Red Bull'da kaldı en hızlı tur bu yarışta evet son turda Fersapen işte evet. geri almıştı yani 132'de 123 çok korkutucu yani sorunsuz olmayan bir korkutucu başlangıç korkutucu değil sezon bitti yani <laughs> <laughs> açık konuşmak gerekirse videoyu burada kapatıp kalkıp gitsek. <gülüyor> <gülüyor> ya yok yani illa şampiyonu izlemiyoruz ya. Konuşacak şeyler her zaman olacak ama evet yani bu şekilde Red Bull'un başına çok acayip şeyler gelmesi gerekiyor. Çok ciddi dayanıklık sorunları, başka bir şeyler gelmesi gerekiyor. Evet rüzgar tünelini daha az kullanacaklar ama hiç umurlarında değil 2024 24 deniyorlardır herhalde artık. Yani net sonra. en hızlı ikinci takım diyemeyeceğimiz Aston Martin'i ikincilikte tutarak ikiye katladılar. Evet. Daha hızlı olanların daha da önünde. Hani kağıt üstünde daha hızlı olanların daha da önündeler. Evet. Yani 3 yarışta bitti demek komik geliyor evet. da. Geçen seneki durumdan biraz daha farklı. Evet böyle giderse aynı trendi korurlarsa Ferrari rahat şampiyon olur diyorduk. Red Bull çok kötü diyorduk. Çünkü ciddi dayanıklı sorunları vardı. Red Ama şu anki trend çok daha korunabilir bir trend Red Bull için. Bir de Red Bull'un takım yapısı olarak da böyle bir trendi koruma ihtimali Ferrari'den çok Aynen çok yukarıda. Yani. Stratejik hata çok az yapıyorlar zaten. Doğru. Yönetim tarafı iyi. Araba, uçak zaten. Birkaç mekanik arıza yaşıyorlar yalnız. Belki soru işareti o olabilir. Ya ne kadar kronikleşeceğine bağlı. Sorunsuz yarış çıkmadı daha herhalde. Evet. Hafta sonu çıkmadı en azından. Tabii Bahreyn'de de yani yarış içerisinde. 3 evet. haftadır, 3 yarış hafta sonunda e, vites yükseltmelerde ve vites düşürmeden şikayetçi zaten e, evet. Max Verstappen. Evet, eğer ben... öyle bir şey olursa o belki... Heyecan katabilir. Orada da çok net bir şekilde öne çıkan takım yok yani Aston Martin var tabii ki Alonso'nun yani yarış kazanabileceği durum olabilir ama ya Red Bull tökezlerse kim şampiyon olur? Arkası çok kalabalık. Öyle bir durum var bence. Şey de yok. Çok acayip güven veren bir otomobil de yok işte. Mercedes de bugün evet, yolda kim gelecek kaldı yani. yani. Biliyorum güncellemeler falan gelecek gerçi. E, tabii her güncelleme iyiye de götürmüyor biliyorsun. <gülüyor> Bazen <gülüyor> daha kötü oluyor. Ama zor gözüküyor yani Red Bull'un ya da Verstappen'in bu sezonu kaybetmesi. O da öyle geliyor. Ama Aston Martin güzel e, keyif vermeye devam ediyor. Fernando Alonso e, üçüncü kez, üçüncü. Onun bir ara hatırlarsın bir ara beşincilik Alonso'nundu. E, sonra McLaren döneminde e, yedincilik bir ara e, kendisine ayrılmıştı. Şu anda da üçüncülük şey gibi Lebron'un 27-7-7'si gibi <laughs> hayatta. Şimdi, şimdiye kadar da hiçbir maçta 27-7-7 yapmadı ama ortalaması 27-7-7. Alonso'nun da şu an Sinkere üçüncülüğü kendine anladım. rezerv ettiğini biliyoruz. E, üstüne Lance Stroll da e, dördüncü oldu. Yani Aston Martin'de e, iki pilotun da çok sağlam performans sergilebileceği bir otomobil var. Evet Alonso her zaman aracın potansiyeli neyse onu yüzde yüzüne kadar alabilen bir isim. Ama e, Lance Stroll'u da burada takdir etmek gerekiyor. Aston Martin'in de genel anlamda sezon için çok e, umutlu ve acayip keyifli olduğunu düşünüyorum. Takım arkadaşına, nasıl söyleyeyim, İkinci pilot gibi gözük gözükürken takım arkadaşına uyum sağlayabilen iki kişi var. Piastri ile Stroll bu yarışta. Geri kalanların hepsinin Hı -hı. arası açık. Genel olarak da Piastri bu arada iyi gidiyor bence. Hı -hı. Çok iyi başladı. Norris'e hep yakın yani. Evet. Çok yavaş olurlarsa arkada yakın, hızlı olurlarsa böyle evet. ortada yakın. Ee, ama Stroll'ün de işte hani konuşuyorduk ya yanında çok iyi bir pilotun, iyi bir destekçisi olabilir Hı -hı. şampiyon olmasa bile diye. Böyle Öyle performanslar verebiliyor işte yani. Evet. Bence de arada bir galibiyet. Belki işte pole pozisyonları, podyumlar zaten. Elbette. Olabilir Evet. İyi olmasın. Mercedes biraz hava ve pis şartları nedeniyle olduğundan iyi göründü gibi. Açıkçası. Özellikle işte yağmur ve soğuk hava benzer zamanlarda e, Mercedes'in biraz daha avantajlı olmasını sağladı ki normalde bu da tam tersiydi. O da biraz ilginç. Onlar bilecekleri en iyi sonucu aldılar bence cumartesi evet, gününden geçerdi. Pazar gününden de yani sonuç olarak değil ama çizdikleri tablo açısından memnun olmalı, i̇ki, lazım. 2-3 olabilirlerdi. Çok rahatlıkla 2-3 olabilirlerdi. E, George Russell e, Jensen vari bir şekilde son virajdan sonra motor yakarak ki yani nostaljik bir görüntüydü bence. Çok fazla evet. görmüyoruz özellikle alevler çıkan motorları geçtiğimizin Ferrari'de görmüştük mesela birkaç kez üst üste Evet. Ee, ve McLaren'ın da birazcık şansla biraz da istikrarla Daha da Avustralya'ya gelmem oldu. diye gitti çocuk. Gelecek <laughs> seneye gelmek zorunda. Ya yazık oldu. Güzel bir yarış çıkartıp podyum yapabilirdi. Hamilton'un önünde de bitirebilirdi yarışı. McLaren'ın da bir anda sonuncu sıradan beşinci sıraya evet, atıldığını gördük. Bir bir şey oldu, ne olduysa Çok McLaren'ın varı bir durum aslında bu. Yani bazı yarışlarda vasat gidip sonrasında çok iyi yarışlar çıkartıyorlardı. Şimdi çok kötüden vasatın Normalde ortasına çıkıp çıkabiliyorlar. çat ya, Ricardo yarış kazandı falan böyle evet. garip garip hareketleri var bu takımda. Evet. Evet, Ama hiç yani şey, e, tabanları çok aşağıya indi. Bu senenin bence en büyük Aynen. dezavantajı o. Yoksa her zaman çok e, geniş bir sonuç aralığı oluyordu maklarının. E Piastri'nin de sağlam bir yarış çıkardığını gördük. Norris yine güzel bir aldı. Söylüyorum işte Ricardo'dan evet. daha iyi üç yarışa baktığın zaman Norris'e kıyasladığında. O anlamda doğru bir transfer. <laughs> Zac Brown adına o artı evet. yazar. Ee, ya Ferrari'nin puansız ayrılması gerçekten çok ilginç oldu ee, çünkü. Ya. <laughs> ya bu yarış özelinde biraz ilginç oldu çünkü kırmızı bayrak Albon'un kazası sonrası da çıkmasaydı eğer, Russell ve Sainz ciddi bir avantaj sağlayacaklardı güvenlik aracı arkasında pite geldikleri için. Sonra bir anda o dezavantaja döndü. Sainz onlara rağmen güzel de tırmandı. Bak 4.'lüğe kadar geldi. Bence Ben de çok güzel yarıştı. Belki işte Magnus'un kazası olmasaydı dördüncülükle gayet bir şekilde net bir şekilde yarışı bitirip güzel puanlar alacaktı. Alonso'ya yetişir miydi, geçer miydi? Muhtemelen geçemezdi. Aradaki farkı şu anda hatırlamıyorum ben. O gün <laughs> rölantimodundaydım bazı noktalarda. kaza şöyle bir beni kendime getirdi biliyorsun. Mesaim çok erken başladı o gün. fakat yani bir taraftan şu yarışta Şarlok'ların de ilk turda ilk 3 e, viraj sonrasında yarış dışı kalmış olması da birazcık garip oldu. Orada da stroll'la olan teması var ama çok yarış kazası. Lökler de kendini o kadar oraya koymayabilirdi. Lance Stroll'un kaçacak da yeri yoktu. Kimsenin suçu olmayan garip bir başlangıçtı. Ya yani 3 yarış sonrasında sadece 6 puanı var Löklerin. Ferrari'nin de e, sadece e, 26 puanı var. O da çok kötü. E, yani böyle bir başlangıç ellerindeki otomobil bu kadar kötü olmamasına rağmen birazcık ilginç bence. Hele bu yeni çağa nasıl girdiğini düşünürsen evet. rezalet yani bu durum. Ama hız olarak çok geride bir otomobil yok hala. Hı hı. Yani tamamen otomobilin yarış performansından kaynaklanmıyor bu. Bir türlü problemden kaçamıyorlar. Hı hı. Çok panik var yani Ferrari şey gibi yönetiliyor ya. Nasıl söyleyeyim Alfa Romeo'dan bekleyebileceğin bir ayarda yani ya da işte ne bileyim Williams ilgili konuşuyoruz ya bazen zarı yüksekten atmaları evet. gerekiyor ki bir sonuç çıkarsa sevinsin takım hani bir evet. başarıya ulaşsın sanki böyle ona mecburmuş gibi hareketler yapıyorlar sürekli bu pazar işte e, sabaha karşı 5 e, kırmızı ışık için Yiğit geldin de Yiğit Tezcan'la konuşuyorduk şey dedim ben ya sürekli tutmayacak kuponları oynayan arkadaşların olur ya böyle <laughs> yani. 50 lira 50 bin lira alacağım abi diye göz ya onu tutmayacağım belli onu oynama evet, işte çok yani. çok doğru bir tespit yani aynısını düşünmüşüz bak Evet. Neden bu kadar kalp Yani bu high stakes e girmeyin bu topa. Evet. Küçük küçük gidelim. Hani birinci olmasına gerek yok Ferrari'nin Evet. Red Bull zaten ortada ne yaptı? Diğerleriyle boğuşman lazım. Evet. Ama nedense böyle işte Löklerin mesela hafta sonunda şey cumartesi gününde sıralama, sıralama turundaki tek tur atalım kararı. Neden ki yani? Yağmur gelecek işte tek tura odaklanalım. Evet Sonrasındaki gelsin şeyde yağmur yani sen yine iki tur garanti altına al abi. Yani evet. dördüncü bitir. Evet. Ama en azından şansını arttırman gerekiyor. yani. Geçen sene de böyleydi. Riski arttırıp şansını azaltarak Hı -hı. o şansa güvenmeye çalışıp riski de yükseltmek çok mantıksız geliyor bana. Evet bence de geçen sene de şampiyonun lideriyken de şampiyon lideri gibi değil fark kapatmaya çalışıyor gibi sürekli geriden geliyor gibi yarışıyorlardı. O yüzden çok fazla Ama geçen sene yani Monaco'da falan aynı turda iki otomobil içeri falan çağırdılar. Büyük yani. Ya o kafa karışıklığına da sebep oluyor yani onu söylemeye çalışıyorum. Bu nasıl bir kafa hiç düzelmiyor ki hep karışık <laughs> Evet. çok çok enteresan Biraz kendilerine ya. güvenmeleri ve biraz daha stabilite kovalamaları gerekiyor sadece. Risk almayı biraz daha azaltmaları bu gerekiyor. Bu sporda de bir de. kere mim olursan öyle gidiyor ya. Evet. Tam onun göbeğinde çok çok kötü durumda yani. Bu arada e, Grojean Indykaryarışı'nın son iki turunda kaza yaptı. yaptı. Sen anlatırken. önceki yarışta da lider giderken evet. kaza yaptı. Yani O onun suçu değildi ama olsun. Bu bu, gerçi bu da onun suçu değildi. <laughs> Yok biraz suçu. Yani çok... Hafif suçu gibi. Biraz, biraz, bu biraz daha onun suçu Orada gibi yapması değil. bir önceki pozisyonda da divardını böyle davara doğru ittirirken evet, orada yapıyor. Evet, evet. Gerçi doğru. Çok iyi getiriyor, bitiremiyor. Öyle bir sıkıntısı var. O yüzden dediğim gibi bir kere üstüne yapışınca çok fazla onu aşmak da kolay olmayabiliyor. Psikolojik olarak bir etki yarattığı kesin ama işte 2017'den beri varıyorum. Evet. Herkes istifa etsin. Daha bitmedi <laughs> şey. O ekip daha silinmedi. Evet Ferrari'de hala değişim gerekiyor. Tam olarak bir değişim yok gibi. <laughs> yani Mekis var hala pit door'ında evet, işte yani. Bence de. Evet. Yani Rueda'yı işte fabrikaya gönderdiler. Xavi falan bu şey. <laughs> Löklerin... <Ya şu. gülüyor> gör Barcelona'ya sallıyor gibi oldu. Ben de seninle e, benzer şey dedim. Pedros muydu ismi? E, Çok isim var Marcos. Marcos. Marcos Pedros. Marcos, Chavi. Tabii. Xavi'ye Marcos Pedros. İki ismi var. Marcos Padros pardon aile. Ben çünkü şey iki senedir yarış mühendislerinde de ayrı bir kağıdı print edip kabine koyuyorum. Ha, ee, tamam sen için. daha Baka dersin. baka evet. Xavier Marcos Padros. Öyle tamam, hatırlıyorum. Tamam. Bakarız yine ona. Puan alanlardan bahsedip böyle kapatalım. İlk puanlarını alan çok fazla isim oldu. Çünkü 12 araç finiş gördü. Böyle bir fırsat vardı. işte. buradan Ferrari'nin puansız dönmesini çok saçma buluyoruz gerçekten. Lando ilk puanlarını aldı. Nico Hülkenberg ilk puanlarını aldı. Piastri Formula 1'deki kariyerinin ilk puanlarını aldı. E, Guan Yujiro yine sezonun ilk puanlarını aldı. Yuki Sunoda iki yarıştır 11. bitiriyordu. Neredeyse o da 11. bitirecekti. Sainz'a ceza gelmese bir kez daha 11. bitirecekti. O da tek puanı aldı. E, puansız hiçbir e, takım kalmamış oldu yine geçtiğimiz yıl gibi. Bu sene Guan Yujo bence çok güzel yarışıyor. Hı -hı. Altını çizeyim. Buldu kendisini. Buraya ait olduğunu gösterdi. Sunoda'nın da göstermesi lazım buraya ait olduğunu. O da fena yarışmıyor bu sene. Ya Otomobil evet. çok kötü muhtemelen onlarda. O yüzden Yuki Tsunoda da... Geçen da iyidir şeyler muhtemelen. Geçen sene rezaletti yani. Hı. Sunoda evet toparladı kendisini. Hı hı. Ya o da böyle çok bıçak sırtı bir pilot işte mesela. Hı hı. Hı hı. İster misin takımında istemez misin? Çok hızlı ama çok dengesiz. Ya bir de bu çok ilginç. Yani artık e, günümüz dünyasında ya şuralıysa şöyledir gibi bir şeyler çok söylemek doğru olmayabiliyor. Bunu şey için söylemiyorum. Politik doğruculuk gibi değil de. Artık kültürler birbirine çok fazla girdiği için. Ama gerçekten de bir Japon pilot ekoli var. Ya da bir işte Güney Amerikalı pilot ekoli var. Ya Takuma Sato hızlı olduğunda çok hızlı. Hala dün öyle. Kaza öyle. İşte dün kaza yaptı. dün kaza yaptı işte onu söylüyorum. <laughs> yani ya iyisin ya kaza yapıyorsun gibi şeyler biraz daha fazla... E, o coğrafyalardan ama çıkan pilotlar falan estiriyor Dünya Dayaklık Şampiyonası'nda. Evet ama Kamui Kobayashi de hatırla. Formula 1'e ilk geldiğinde hatta 2009'un son bölümünde ya kaza yapıyordu Toyota ile inanılmaz bir şekilde gelip. Ya kaza yapıyordu ya da iyi sonuç alıyordu. Hep öyleydi. Sonrasında da Sauber'de elde ettiği başarılar falan diye baktığımızda. Bak en hatırladığım biraz daha Avrupayı diyebileceğimiz en azından ya da işte daha alışkın olduğumuz hani çok Tavanı da yüksek değil, tabanı da düşük değil. Kazuki Nakajima'ydı. Hı hı. O bile yani yine kendi içerisinde benzer bıçak sırtı durumlara sahipti. Öyle bir durum var. Yukisun O'da da Japon O da diğer Kobayashi izliyorsanız diğer Hukuk Şampiyonası. Evet çok benzer Yerç zamanlarda. Gerçi pozisyon değişti sonra da. Yöneticiliğe falan terfiler oldu. Hı -hı. Bir aralıkta konuşalım bari Evet bu içerikler e, yavaş yavaş kendini göstermeye evet. başlıyor. Onun da 100. yılı iken. Siz de yine her zaman olduğu gibi hep söylüyoruz. Ama aşağıya yorumlarınızı, ne tarz içerikler istediklerinizi yazabilirsiniz. Oradan fikir ve ilham alıyoruz. E, ne soralım? Seyircilere biraz yorum sorusu soralım. İlk başta Fia'yı söyledik. Hı -hı. Red Bull'u kim durdurabilir? Bir soralım bence. Bence sormayalım. Kimse durduramaz Red Bull'u. Kimse durduramaz ya Çok çok saçma bir soru olur. <laughs> Mekanik i̇kinci, falan gibi. İkinci bir kim olur diye soralım. Şöyle diyelim mi ya da ikinci kim olur da soralım. Red Bull bu sene şampiyon olmayacak gibi bir gelecekten bilgimiz var. Sizce nasıl olmuş olabilir bu? Hmm, bu da enteresanmış. Değil mi? Bak öyle soruyu biraz daha güzelleştir. Az önce sorduğum berbat sorunun biraz daha farklısı aslında. Öyle olsa nasıl olur? Düşünüyorum olurdu? enerji içeceği yasaklansa bile olurlar. <laughs> Değil mi? Yani... <laughs> tamam soralım onu soralım. Güzel. Böyle ben böyle şey Bence olabilir. ikinci takım kim olur bunu, bunu soralım. Bu, o daha güzel tabii. En çekişmeli, en belirsiz, evet. ucu açık olan yer orası gibi. Çok net üç tane aday var ve birbirlerinden çok önde değiller. Evet. Ferrari, Mercedes ve Aston Martin gerçekten öyle. Ee, onun dışında da e, kapatmak e, gerekiyor artık. Kapatalım. E, kapatalım. E, üç hafta e, Formula bir arası var tabii ki ama biz bu arayı e, boş geçmeyeceğiz. Yine güzel içeriklerle karşınızda olacağız e, Digital Racing'de. E, yarış heyecanını, motor sporları heyecanını sizlere sunmaya devam edeceğiz. E, yine kapatmadan da söyleyelim hatta bir şeyler söylemek lazım. Evet. Bir başta bir sonda değil. Evet aynen. Eğer başta like atmadıysanız izleyip de atarım ben. Belki içerideki evet. konuşulanları beğenmeyeceğim Olabilir. diye düşündüyseniz sonra beğendiyseniz like atabilirsiniz. Veya e, beğendiler ilk başta sonra bu videoyu çok fazla beğenmediklerine karar verdiler. Like'ı geri almaktan da çekinmeyin ki biz de bunu kendimize ders çıkartalım buradan içeriklerimizi... sizin almayın ya. Verilen verilenler like geri alınmaz <laughs> mıdır? Soruları cevaplamak için tabii yorum yapmak iyi olur. Evet. Bir de bu tarz soruların devamı için de abone olup bildirimleri açarsanız. Tabii o çok önemli. Yorumlar içinde önünüz açılır. Evet. O zaman hoşça kalın. Hoşça kalın.